İnsanlar genelde gündüz yaşıyor. Ya ben dikkat edirdim mesela adam hali vakti yerinde sabahta evde kahvaltı yapacak diğerler 100 100 gram gram zeytin var. yok 100 gram beyaz peynir ver. 70 gram zeytin verir, tamam mı? Yani bizler gibi Doğu doğunun insanlara kültüründe gibi değil mesela 1 kilo zeytin verir, 2 kilo peynir verir falan yani. şeyi yoktu yani. Kültürü yoksa. Vallahi yoktu. Onun için köpüğü yüzünü vurur markete de gece yoksa sabah kaçtı. Ne deysen? Vallahi Ha, iki ben tane yakışıklısın sen. neyle görüyorum? Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kun li veliyyike Lecet ibnül Hasan salavatuki aleyhi ve ala abaih fi hazihi sa'a ve fi kulli sa'a veliyyen ve hafizen ve gaiden ve nasira ve delilen ve eyne hatta tuskinehu arzeke tev'a ve tumetti'ehu fiha tevila bir rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyke ya veliyyel asr edrikna ve erşidna ve ahdina. Peygamber Efendimiz bir savaş dehasıydı, bir siyasi dehaydı. Hazreti Resul-i Ekrem'in, çünkü Allah desteği vardı, gaybi bilgisi vardı. Planları, düşmanın planlarını Cebrail gelip Hazreti Resul-i Ekrem'e söylüyordu. Dolayısıyla da Hazreti Resul-i Ekrem ister istemez her zaman düşmandan, müşriklerden bir adım öndeydi. Bu gaybi bilgiden dolayı. Bunun haricinde de peygamberin kendi dehalığı da vardı. Savaş stratejiliği de vardı. Çünkü o aklı kamildir. Yani onun mükemmel bir aklı vardır. Kamil bir aklı vardır. Peygamber Efendimiz bu savaş stratejisini savaşlarda uyguluyordu. İkinci bir durum da şudur ki, savaş, tedbir ve ileriyi görebilmek, düşmanın psikolojisini bozabilmek sanatıdır. Savaşlarda güç önemli bir faktör olmasına rağmen siyasi dehalık, görüşlülük her zaman savaşı kazandırandır. Bir gruba bakarsınız, gücü fazladır, askeri gücü fazladır, silah gücü fazladır. Ama bunu sahada iyi kullanamadığı zaman hiçbir işe yaramaz. Zayıf bir grup o güçlü grubu alt edebilir. Ahzab savaşında müşrikler 10 bin kişiydi. Ve Peygamber Efendimizin askerlerinin komple sayısı 3 bin kişiydi. Topu topuna. Dolayısıyla da 3 katıydı Peygamber Efendimizin. Burada Hazreti Resul-i Ekrem birkaç tane tedbir aldı. Tedbirinin biri şuydu ki hendek kazdırdı. Salman-ı Farisi'nin emri üzerine hendek kazdırdı. İkinci taktiği şu oldu ki Hazreti Resul-i Ekrem'in yeni bir Müslüman vardı. Ve bu Müslümanın, yeni Müslümanın Müslüman olduğundan müşriklerin haberi yoktu. Kureyş'in, Yahudilerin haberi yoktu. Karşı düşman haberi yoktu. Bu geldi Hazreti Resul-i Ekrem'in yanına, Peygamber Efendimiz'in yanına. Dedi ki ya Resulallah ben Müslüman olmuşum. Şimdi nasıl emrediyorsan öyle davranayım. Peygamber Efendimiz buyurdu ki senin tek başına bizim yanımızda yeri almanın fazla bir faydası yok. Tek kişisin çünkü kabilen yok. Ama senin daha farklı açıdan bize faydan dokunabilir. Hele ki
Müslümanlığın bilinmiyor. Bu bizim kullanacağımız iyi bir taktiktir. Ve ne yapacağım? Hazreti Resul-i Ekrem buyurdu ki ne yapabilirsin? Buyurdu ki ya Resulallah ben bu Yahudilerle Araplar ki müttefik oldular, ittifak ettiler. Bunların ittifakını bozabilirim. Nasıl dedi bozacaksın? Planlarını anlattı. Hazreti Resul-i Ekrem planlarını dinledi, hoşuna gitti. Dedi tamam bunların müttefiklerini, müttefikliklerini boz, ittifaklarını boz. Bu yeni Müslüman Naim geldi Ebu Sufyan'ın yanına. Ve Ebu Sufyan'a dedi ki Ebu Sufyan, biliyorsun bu Yahudiler, Medine'nin içinde Yahudi gruplar vardı. Beni Kureyze kabilesi. Peygamber Efendimiz'le, Peygamber Efendimiz'e önceden antlaşma yapmışlardı ki biz sana karşı bir harekete girmeyeceğiz, girişmeyeceğiz. Ama daha sonra bu antlaşmalarını bozdular, müşriklerden yana oldular. Naim geldi, o yeni Müslüman geldi Ebu Sufyan'a dedi ki Ebu Sufyan, siz beni Kureyze kabilesinden anlaşmışsınız. Onlar Medine'de peygambere arkadan saldıracaklar. Ama bunlar peygamberle anlaştılar. Peygamber önceden ele geçirdiği Yahudilerin bütün arazilerini onlara verdi. Dedi bu araziler hepsi sizin. Bize bu savaşta yardım edin. Onlar da kabul ettiler. Artı antlaşmayı bozdukları için, önceden bozdukları için, kendilerini peygamber affettirebilmeleri için sizden de 10 tane esir alacaklar. Haberiniz olsun. Yani Ebu Sufyan'dan 10 tane rehine alacaklar ve onu da peygambere teslim edecekler. Haberin olsun Ebu Sufyan. Halbuki böyle bir şey yoktur. Bu planı kendisi kuruyor. Daha sonra geldi beni Kureyze kabilesine, o Yahudilerin kabilesine bu şahıs. Geldi dedi ki bakın benim görüşüm budur ki siz Hazreti Resul-i Ekrem'le savaşmayın. Niye dediler? Çünkü Kureyş ilk önce sizi sürecek öne. Çünkü siz Medine'nin içerisindesiniz. Siz savaşacaksınız ilk önce. Eğer siz kazandıysanız ad Kureyş'in olacaktır. Ebu Sufyan'ın olacaktır. Siz kazanırsanız. Yok siz kaybederseniz onlar çekip gidecekler. Ve sizin çocuğunuz, kadınlarınız, yaşlılarınız, malınız, mülkünüz Müslümanların kontrolünde olacak. Dolayısıyla onlar gitmemeleri için savaş başladığı anda ilk önce madem ki siz saldıracaksınız Müslümanlara, onlar sizi terk edip kaçmasın diye, gitmesin diye Ebu Sufyan'dan 10 tane rehine isteyin. Deyin ki 10 tane bize rehine ver, biz bunu kalemizde saklayalım. Niye? Bizi savaşta bırakıp kaçmayın diye. Madem ki biz sizinle ittifak ettik, İslam dinini ortadan kaldırmak için, biz içeriden siz dışarıdan vuracaksınız. Olur ya biz içerideyiz. Siz eğer kaçarsanız biz içeride Müslümanlarla başa baş kalırız ki halimiz perişan olur. Sizin kaçmamanız için bize 10 tane rehine vereceksiniz. Böyle bir talepte bulunun Ebu Sufyan'dan. O taraftan da Ebu Sufyan'a ne demişti? Demişti ki onlar sizden 10 tane adam alacak. Hem de büyüklerinizden 10 tanesini alıp peygambere teslim edecekler. Bunlara da böyle dedi. Dedi onlardan siz her ihtimale karşı 10 tane adam alın ve kalede saklayın ki onlar kaçmasın diye. Ebu Sufyan bir adam gönderdi Kâb ibn-i Eşrab. Geldi oraya. Hayy ibn-i Aktab, pardon. Geldi Yahudilerin yanına. Bunlar da müttefik. Bu kaledeki Yahudiler dediler ki Ebu Sufyan'a de ki 10 tane bize İleri gelenlerinden adam versin biz onları kalede saklayacağız. Ki Ebu Sufyan bizi
yarıda, yolun yarısında bırakıp kaçmasın. O şahıs geldi Ebu Sufyan'a bu durumu deyince, Ebu Sufyan dedi, Naim bizi uyarmıştı. Bunlar hilenin peşindedir. Yani Yahudiler hilenin peşindedir. Bizden adamları alacaklar, peygambere teslim edecekler. Demek Naim doğru diyormuş. Ve bu şekil, bu müttefiklik bozuldu. Yani artık Yahudiler, Ebu Sufyan'a, Ebu Sufyan da Yahudilere güvenmedi. Halbuki arada hiçbir şey yoktur. Sadece Naim bunların müttefiklerini bozmak için bu işi yapmıştır ve başardı. Peygamberin bir başka stratejisi bu oldu ki, Ebu Sufyan'ın ordusunun içinde bir Yahudi grubu yine vardı. Kaftan oğulları diye Peygamber Efendimiz onlara haber gönderdi, hem de açıktan. Haber gönderdi dedi, onlar savaştan çekilirlerse bu yıl Medine'nin meyvesinin üçte birini biz onlara vereceğiz. Savaştan çekilirlerse. Ve bu iş casuslar aracılığıyla da ordunun içine yayıldı bu söz. Hazreti Resul-i Ekrem bu sözü yaydı. Ve Kureyş'in ordusunun içine bu söz düştü ki peygamber haber yollamıştır Kaftan oğullarına. Böyleyken böyle bir durum. Daha sonra da Peygamber Efendimiz bir konuşma yaptı. Kendi ordusunun içinde bir konuşma yaptı. Dedi ki Kaftan oğulları benimle anlaşmıştır. Benimle anlaşmıştır. Medine'nin üçte bir yiyeceğini biz onlara vereceğiz. Onlar savaşta bizimle savaşmayacaklar. Böyle bir konuşma yaptı. Savaş stratejisi. Halbuki ise böyle bir antlaşma yoktur. Peygamber ama böyle bir konuşma yaptı. Ve ordunun psikolojisi tamamen bozuldu. Ebu Sufyan artık herkesten şüphelenmeye başladı. Bir ordunun içinde zaten bozulma, çözülme olduğu anda artık o ordudan hayır gelmez. O ordudan fayda gelmez. Artı zaten savaş peygamberin istediği seyirde de gitti. Zaten savaşın belirleyicisi Hazreti Ali oldu. Ki anlattık. Amr İbni Abdüvet'i Hazreti Ali'nin öldürmesi, büyük pehlivanı yerle bir etmesi, Kureyş'i zaten kökten psikolojisini bozdu. Artı o gece Allah büyük bir rüzgar gönderdi. Ebu Sufyan'ın kafilesi darmadağın oldu. Develeri kaçtı, çadırları yıkıldı, kazanları devrildi, ateşleri darmadağın oldu. Ateş yakmışlar, darmadağın oldu. Ve geceyle artık toplandı gittiler. Zaten 20 gün ortalama orada kaldılar. Geldiler Medine'nin dışında. Hendek'le karşılaşınca, o çukurla karşılaşınca Medine'ye giremediler ve 20 gün orada kaldılar. Bu 20 günün içinde hayvanların yiyecekleri vardır, insanların yiyecekleri vardır. Ve böyle bir durumla karşılaşacaklarını bilmedikleri için böyle iyi bir tedarikle de gelmediler. Dediler, ulaşır ulaşmaz Medine'ye saldıracağız. Ve bir gün bilemedin, ikinci gün içinde Medine'nin içindeyiz. Ama geldi, 20 gün orada kaldılar ve kış ayına denk gelmişti. Dolayısıyla bir taraftan yiyecekleri bitti, bir taraftan hayvanların yiyecekleri bitti, otu, samanı bitti. Bu etkenlerin hepsi savaşın kaybedilmesine sebep oldu. Kureyş kaybetti. Peygamberin düşmanları artık kaybetmiştir. Evet, peygamber bu savaş tekniğini bizlere de aktarmıştır, bizlere de öğretmiştir. Ki inşallah birkaç tane yine savaş tekniğini peygamberin ilerleyen zamanlarda anlatacağız. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. اللهم صل على محمد وعلى محمد.